Merhaba arkadaşlar, Taha diye bir arkadaşımız Shoei NXR Flagger TC1 kapalı kask incelemesi yapar mısınız demiş. Yaparız tabii ki Taha. Yani dış kabuğunun iyi bir kabuk olduğunu biliyorsunuz zaten. Organik fiber ve multikompozit bir yapıya sahip. Bu kaskın tercih edilmesinin sebebi NXR kaskının 2.2 desibel ses geçirmezliği olması yüzündendir. Ve ayrıca 32 tane test yapılıyor. Bu kask 32 test yapıldığı için sizin yani geçirebileceğiniz herhangi bir kazada sizin nereden darbe alırsanız alın beyin hasarı oluşturmaması, az yara alabilmeniz için o kadar fazla test yapmış oluyorlar ve size sunuyorlar. Aku Gold ve ECE 2205 sertifikasına sahip. Ayrıca detaylarını vereyim. Sharp'tan 4 yıldızlı olduğu için hani bunların hepsi birçok testten geçirildiği için Sharp'tan 4 yıldız verilmiş. Ve çene perdesi özellikle hani gerçekten çok iyi bir kask. Bu çene perdesi zaten kutunun içinden çıkıyor. Şu anda üstünde yok. Çene perdesi üstünden çıkıyor ve çene perdesi zaten rüzgar girişini ve işte hani hem uğuldamayı hem rüzgar girişini engeller. O yüzden de yani bunun çene perdesinin olması, işte iyi havalandırma kanalının olmasıyla iyi bir kask olmasının birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Kalın bir vizöre sahip, bir cama sahip ve hani özellikle hem çizilmezlik hem kırılmazlık konusunda güvenebilirsiniz bu kaska. Kademeli açılıyor ve hani bağlantısı Double D biliyorsunuz. Double D bağlantı da en güvenli bağlantılardan bir tanesi. O yüzden de hani sevdiğim bağlantı tipi. Biliyorsunuz mikrometrik bağlantı ikinci tip güvenlik seviyesine sahip bir bağlama çeşidi. Bu Double D'nin altına özellikle hani şu ince petleri yapmışlar, şu bağlantının altına şu ince petleri yapmışlar. Çeneniz şu alt kısım yırtılmasın diye çekme yaptığında veya düştüğünüz zaman yırtılmasın diye yapıyorlar onu ya da size zarar vermesin diye. Bunun aynı zamanda şöyle kaza yaptıktan sonra çekebileceğiniz ve petleriyle beraber çıkartabileceğiniz iki tane çekme halkası var. Yani petlerle kafanızı beraber çıkartabiliyorlar. İyi havalandırma kanalları şu içinde de var. O yüzden camı az buğu yapabilecek şekilde geliştirilmiş bir kask. Ön tarafındaki hava kanalı çok iyi hava kanallarından geçerek çok iyi hava alıyor. Üst hava kanalları da açık olursa kaskın gerçekten iyi hava alıyor ve arka spoiler tarafından veriyor. Tabii arka spoiler'ın altındaki bu havalandırma çıkış kanalının açık olması gerekiyor. Açık olmazsa içeride tabii ki giren hava eğer soğuksa buğu yapacaktır. Fazla sıcaksa terletip buğu yapacaktır. Bunların detaylarını vereyim. Bu 1400 gram ağırlığında bir kask ve hani yüksek hızlarda açılmasın diye şurada vizörün oturduğu bir tane nokta var. Şöyle tık diye kapanıyor. Sesini duymuşsunuzdur umarım. Ve iç petleri gerçekten güvenilir. Sağlam, boyuna çok iyi oturuyor ve sarsılmayı engelliyor. Hem o spoiler aşağıya doğru basıyor. Yukarıya doğru itme kuvvetini aşağıya doğru basarak çok iyi stabilize olmasını sağlıyor. Kafanızda oynamamasını, sarsılmamasını sağlıyor. İçine pin lock ekleyerek de artı buhardan, buğudan koruyabilirsiniz camınızı. Baktığınız zaman zaten geniş bir bakış açısı var ve bu gerçekten iyi bir kask çünkü hem geniş açılı bir bakış açısı olması aynı zamanda hani pedlerinin yanaklara çok iyi oturması, çok iyi sıkması ama aşırı sıkmadan size hem emniyetli bir sürüş sağlaması hem de kafanızdan çıkmamasını sağlayabilecek şekilde bedene göre kafanıza çok iyi oturan kasklardan bir tanesi. Hani en fit kasklardan bir tanesi bu. İç petleri dediğim gibi çok güzel. Hava kanalları gerçekten çok güzel. Ve hem giriş kanallarıyla hem hava çıkış kanallarıyla içindeki hava sirkülasyonu gerçekten iyi yapılmış bir kask. Bu kask hakkında verebileceğim detaylar bunlar arkadaşlar. Yani birçok arkadaş soru sormuş. Ben de hepsine zaman ayırıp bunların hepsini cevaplandırmaya çalışıyorum. Aslında farklı konulara da girmeye çalışıyorum ama tabii ki hani mağazada girebileceğim konular çok fazla değil ama hani motor bilgim mesela motosiklet bilgim kendi aldığım motorlar kadardır. Hani bir motorla alakalı ancak birkaç ay test yapıp denedikten sonra ha bu motorun şu su var ya da işte bu motorun bu su var diyebilecek
gibi bir kabiliyete ulaşabiliyorum. Diğer arkadaşlar gibi herhangi bir hani bir gün sürüp de o motorun şu şöyleymiş, bu böyleymiş falan diyemiyorum. Hani benim öyle bir yetim yok. Ben hani motora bir gün binip bu motor çok iyi performans veriyor, tork şöyle, işte yol bilgisayarı böyle, rodajı şöyle, bilmem ne falan gibi detaylar veremiyorum. Yalnızca kask, elbise, montlar, ekipmanlar konusunda size bilgi verebilirim. Bu kask hakkında da verebileceğim bilgiler bunlar arkadaşlar. Yani biraz hızlı mı konuşuyorum onu da bilmiyorum zaten. Yavaş da konuşabilirim. Daha da detaylı olması ve daha rahat anlaşılması konusunda da daha tane tane konuşabilirim. Yani siz karar verin. İstiyorsanız yorum yapabilirsiniz bu konuda. Umarım yeterli olmuştur bu bilgi daha. Benim vereceğim kask hakkında teknik detaylar bunlar. Dış kabuğu da özellikle şimdi katman katman oluşturulduğu için iyi bir kask diyebilirim. İyi sürüşler.